Merhaba. YÖS rehberlik serisinin diğer bir konusu. YÖS 2021 için yani YÖS 2021 sınavlarında hangi YÖS kitapları alınır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Tabii ki günümüzde şu an birçok kitap devreye girdi. Mesela şu an Türkiye piyasalarında 8 tane yayın evinin YÖS kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, şimdi bunları kısaca görmeye çalışalım. İlk yayın evimiz Metropol Yayınları ki YÖS konusunda aşağı yukarı yıllardır, belki 20 yılın üzerinde bu sektörde yayın yapan değerli bir kuruluş. Zaten en çok kitapta Metropol Yayınları'nın kitabı var. Şu sağ tarafta mavi olan yer aynı zamanda bunun bu kitapları basan yayın evinin diyelim web adresini gösteriyor. Buradan girerseniz eğer yine detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, fiyatlara ulaşabilirsiniz. Evet, YÖS kitapları alırken en önemli şey son yılın kitaplarını yani 2021 yılı eğer mümkünse baskısı olmasını tercih etmemiz lazım. Niye derseniz çünkü YÖS sınavları son birkaç yıldır, son birkaç yıl derken yani 2019 hatta 2018 diyebiliriz belki ama 2018, 2019 ve 2020 yıllarında soru tarzları çok değişti. Özellikle IQ konusunda çok farklı sorular gelmeye başladı. O yüzden yayıncıları de bunu takip ediyor ve ona göre de kitap içeriğini güncelliyor, değiştiriyor. Bakın genelde 3 konumuz var. Matematik 1, matematik 2 ve IQ. Tabii de burada geometri unutmayalım. O da aslında girmesin. 4 konu diyelim aslında ona. 4 ana başlık altında kitaplar görmekteyiz. Bazı yayın evleri mat 1 ile mat 2'yi birleştirip sadece YÖS matematik şeklinde çıkarabiliyor. Fakat tabii çok konu var. Bu sefer kitap çok kalın hacminde, çok sayfa oluyor. O kadar kalın sayfa kitabı da taşımak, çalışmak zor oluyor. O yüzden mat 1 mat 2 şeklinde kitapları ayırmak belki daha mantıklı gelebilir. Evet, bakın bu yayın evinin 3-4 farklı kategori kitapları var. Bir tanesi soru bankaları. Evet, bakın şurada mat 1 soru bankası, şurada mat 2 soru bankası, YÖS geometri soru bankası olmak üzere. Daha sonra ileride IQ'da var tabii ki. Bakın 3 tane konuyu, 3 başlığı ele almış. Bir de bunun yanında geometri çözüm soru bankası var. Sonra tüm matematik konuları çözüm soru bankası var. Nedir aktar bu banka? Yani soruları soruyor arkasında veya hemen testin arkasında veya en arkasında, kitabın en arkasında bunun çözülmeni veriyor. Bakın burada da başka bir, bu da konu özetli. Bakın şu sadece soru ve çözüm var. Burada kısa bir konu özeti var. Sonra yine sorular var. Yine daha sonra çözümleri var şeklinde düşünmek lazım. Bakın yine IQ demiştim az önce. Yani matematik, geometri, IQ dersek eğer IQ 1, 2, 3 şeklinde seri şeklinde kitap çıkartmış. Evet. Şimdi tabii IQ'da çok fazla soru çözmek lazım. Elimizin alışması, gözümüzün alışması lazım. Yani ama tabii bu kadar da kitap gerek var mı? Onu yani çok da aslında bu kadar çok fazla kitaba gerek yok bence. Yani çünkü bir yayın evinin soruları aşağı yukarı aynı oluyor. Yani sadece rakamları değiştirip soru sormaya çalışıyorlar. O yüzden ama yine de isteyen arkadaşlar üçünü de alıp çözebilir. Genelde bir başlangıç seviyesi, iki biraz daha orta, üç biraz daha zor olmak üzere düşünebilirsiniz bu kitapları. Diğer bir kitap tarzı ise konu anlatımı kitaplar. Burada ise bakın matematik konu anlatımı, geometri konu anlatımı var. Bu da dikkat edeceğimiz kısım yeni bir konu olarak. Bakın programlar kitabı çıkartmış. Yani bu bizim bildiğimiz yaş, havuz, işçi, yüzde bunun gibi sayı problemleri olmak üzere birçok aşağı yukarı birçok başlık altında problem konuları var. Bunların kitabını çıkarmış. Son yıllarda artık bu tür sorular gelmeye başladı son birkaç yıldır. Yine sayısal mantık diye bir kitap çıkartmış. Tabii sayısal mantık deyince ALES, DGS, TYT gibi Türkiye'de yapılan sınavlar var. Bunların da kitapları var bu sınavların. Onların da sayısal mantık başlığı var. YÖS'teki sayısal mantık biraz yani o diğer sınavların sayısal mantıklarına göre biraz daha farklı geldiğini
tahmin ediyorum. Solara baktığımız zaman biraz daha farklı bir soru tarzı düşünmek lazım. Yani klasik soru, sayısal mantık evet gerekiyor. Bir de bunun dışında Yöz tarzı diyoruz. Yöz tipi sayısal mantık solara da tabii gelmeye başladı. Bu kitabın da yine faydalı olacağına inanıyorum. Diğer taraftan deneme sınav kitapları var. Tabii denemeler çok önemli. Yoğuş deneme sınavları bakın burada 15 fasikül var. Nedir fasikül dediği olay? Yani içinden çekip çıkarıyorsunuz kitapçık olarak. Onu bağımsız olarak yani bu kitabın içinden çekip çıkararak sanki sınava giriyormuş gibi 15 tane deneme sınavına girebiliyorsunuz. Bakın burada ise çıkmış daha önce ÖSYM'nin sormuş olduğu sınav sorularını gösteriyor kitap bu. Daha sonra yine normal kitabın içerisinde deneme sınavı var. Deneme sınavı daha sonra bakın burada IQ olarak ayırmış. IQ deneme sınavı diye ayırmış. Yani çok da fazla aynı yayının bu kadar kitabını almak yani çok yakın sola oluyor genelde. O yüzden farklı yayın evinin kitabını almayı ben tavsiye ederim. Burada ise matematik çözülme deneme sınavları. Bu IQ deneme sınavları. Bu da matematik çözülme denemeler. Evet, IQ çözümlü kitap ne yazık ki çok az var. Birkaç yayın evinin var. Hatta iki tane veya üç tane olabilir en fazla. Burada bir sıkıntı, yani kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. IQ soruları nasıl çözülür, nasıl yapılır? Bu konuda ciddi bir kitap ihtiyacı var aslında. Yine burada en önemli şey tabii ki deneme sınavlarında soru sayısı çok önemli. Şu an üniversitelerin birçoğu 80 soru soruyor. Bunun aşağı yukarı 40 tanesi tabii değişebilir ama ortalama konuşuyorum. 40 tanesi matematik yani derken matematik 1, matematik 2 ve geometriden oluşan 40 tane soru. 40 tane de IQ sorusu geliyor. Bu bazı üniversitelerde 50 tane IQ'ya çıkabiliyor. Bazı üniversitelerde 25-30'a düşebiliyor IQ sorusu. Ona göre düşünmek lazım. Tabii şu var deneme sınavlarındaki en önemli kriter şu olması lazım. Artık üniversitelerin bazıları, büyük üniversitelerin bazıları konu yayınlıyor. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde türev integral limit konusu yokken Yıldız'da türev integral limit konusu var ama çok temel seviyede, polinom seviyesinde var. Şimdi siz ne diyelim Marmara'da ise hiç ayrım yok. Marmara en zor trigonometri veya en zor integral sorusu olabiliyor. Şimdi deneme sıralarında bana göre artık şu an üniversite bazında belki deneme sınavı kitapçı hazırlamak lazım. Çünkü ya şimdi sizin deneme sınavına girerken eğer türevin tekrar çözüyorsanız eğer İstanbul bunu sormuyor. O yüzden bu denemenin çok gerçekçi olmayacağını söyleyebiliriz. Ama henüz daha üniversite bazında deneme sınavı kitapçığı basan bir yayın evi yok. Belki ileride çıkar. Diğer yayın evi tasarı eğitim yayınları. Yine birçok kitabı var yine. Aynen daha önce anlattığımız gibi işte Matematik 1 Soru Bankası, Matematik 2 Soru Bankası, Geometri Soru Bankası ve daha sonra bakın şurada IQ Soru Bankası var. Bu 4 ana kitap bu. Bir de deneme sınavı oluyor genelde. Bu şekilde. Bakın tasarının çözümlü IQ Soru Bankası var. Güzel kitap. En azından IQ'yu hiç bilmeyenler, yeni başlayanlar için çözümler çok önem arz ediyor. Çünkü nasıl yapılıyor onu görmek, anlamak gerekir. Pekişmek için. Bakın yine başka şekilde bir bakın burada hem mat 1 hem mat 2 çıkartmış. Bir bakın burada genel ortak matematik soru bankası çıkartmış. Yine çözümlü matematik soru bankası var yine burada. Yine konu anlatımını yine biraz metafor gibi yapmaya çalışmış. Evet. Yine bakın oldukça çok fazla 8 tane kitap var. Daha devam ediyor bu tasarının. Bir de geometri konu anlatımlı bir kitabı var. Bir de deneme sınavı. Bu da 10 tane deneme sınavı düşünmüş tasarı yayınları. Evet, yine bir başka yayın evi Puza yayınları. Yine klasik olarak mat 1, mat 2, geometri, IQ üzerinde 4 tane soru bankası çıkartmış. Bir tane de deneme sınavları diye kitap çıkartmış. Tabii burada en önemli şey deneme sınavlarının dediğim gibi içinde kaç tane deneme var. Bunu alırken kitabın başına bakarak anlamak lazım. Burada o bilgi yazılmamış. Keşke yazılsa iyi olurdu. İçinde 10 denemem var. 40 denemem var. Onu buradan bakarak anlayamıyoruz. Öyle bir yani üzerine yazmaları bence daha güzel olurdu. Kaç 30 mu 20 mi 10 tane denemem var. Kişinin daha yani alması bakımından cazip oluyor o zaman.
Evet. Diğer yayın evi Quark yayın evi. Bu da yeni çıktı. Son birkaç yıldır var diye biliyorum. Yine meşhur işte geometri, matematik, genel yetenek ve IQ olmak üzere 3 tane kitap çıkarmış. Bir de deneme sınavları var. Bir de herhalde YÖS 2011-2019 sınavları demiş burada ama yani bu kitabı ben bilmiyorum. Acaba çıkmış sınav soruları mı? Evet ama bu kadar yani hangi sınav soruları var onu açıklamamış. Yani hangi üniversitelerin sınavları var bu kitapçığın içerisinde veya Metropol'ün konakasında yapmış olduğu gibi atıyorum üssü sayılarda işte şu üniversitenin, bu üniversitenin, bu üniversitenin şeklinde mi bir tarz izlemiş. Evet, böyle kitapların tanıtımına ihtiyaç var arkadaşlar. Çünkü dışına bakarak almak pek mantıklı gelmiyor. Evet, bu yayın evlerinden ricamız bu şeylerin, kitapların şöyle kısaca tabii okunmayacak şekilde bazıları bunu yapıyor, reklam amaçlı yapıyor. Buna ihtiyaç var. Bunu biz yapamıyoruz arkadaşlar. Uygun olmuyor. Çünkü söylediğimiz kelimeler farklı anlamlara gelebiliyor. Yasal boyutlar devreye giriyor. Etik haklar devreye giriyor. O yüzden bunu en güzel yayın evinin kendisinin yapması veya yayın evinin izin verdiği bir şahıslar tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Yoksa aksi takdirde uygun olmayan sonuçlar çıkabiliyor. Yorumlarımız çünkü farklı anlamlara gelebiliyor. Bu sefer de olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet, diğer yayın evi, evet bu yeni çıktı. Cemal Yayınları. Bu ilk defa sorular yine geometri, matematik, bir matematik 2 ve IQ soru bankası var. 4 tane. Deneme sınavını şu an çıkartmamışlar. 4 konu başlığı altında kitap çıkartmışlar ve en önemli şey de burada bu ilk defa olmuş. Çözümleri video şeklinde. Ha, meşhur DGS, TYT gibi sınavların video çözümlü kitapları var malum. Evet, YÖS'ün böyle bir kitabı yoktu. Evet, belki bir konunun veya sorunun anlaşılması için yani metinle dinlemek, metinle anlamak biraz zor gelebiliyor. Ama video dinleyince daha da bazı insanlar, bazı öğrenciler daha rahat anlayabiliyor. O bakımdan belki faydalı olabilir. Bu arada bakın IQ Soru Bankası'nın çözümleri var. Bu ikinci kitap oldu. Bir de tasarımım vardı. Bakın bir de o zaman Caner'in ne oldu? Çünkü IQ'da sorular nasıl yapılacak? Belki kolay yöntemi var. Belki daha bir farklı yöntemi var. Bunu kişi kendi IQ'suyla yapabiliyor ama bir de başkasının çözüm yöntemini görmek daha sağlıklı olacağı yönündeyim. Bu tür kitapların daha da artmasını istiyoruz. Yani IQ çözümlü soru bankalarına ihtiyaç var. Orada kaynak sıkıntımız biraz var. Diğer yayın evi Galata Yöz Sat Yayınları diye geçiyor. Zaten bu Galata Eğitim adı altında Yöz kursları da veriyor burası. Ve Matematik 1, Matematik 2 geometri soru bankası çıkarmış. Bir de Yöz deneme sınavı çıkartmış. IQ gözükmüyor. Evet. IQ soru bankası yok. Belki yakında çıkar. Bir de Matematik 1 konu anlatımlı kitap çıkartmış. Diğer yayın evi, evet, bunun Kerem Sire Ay Yayınları diye geçiyor. Bir tane kitap gözüküyor şu an sektörde. Belki bunun daha da serisi çıkabilir yakında belki. Şu an sadece soru kitapçı, yani soru bankası ve geometri konusu altında bunu çıkarmışlar. Diğer bir son yayın evi ise bu da ya yeni çıktı. Görüntülü Dershane Yayınları. Burada da şu an iki tane modül gözüküyor. Birisi YÖS Matematik Eğitim Seti, diğeri de Geometri. Matematik Eğitim Seti'nde Mat 1 ve Mat 2 beraber. Geometri zaten ayrı bir dal. Belki ileride IQ da çıkabilir. Belki deneme sınavları çıkabilir. Bu şekilde sektörde giderek YÖS konusunda kitap sayısı artmaya başladı. Bundan 3-4 sene önce bunlar hiç yoktu. Birkaç yıldır bu sayının arttığını görmekteyiz. Rekabet güzel bir şey. Yeter ki soru kalitesi, soru çeşitliliği artsın. Yoksa hep yani iki tane, üçü beş yaparak yani soru banka çıkartmak, evet o da bir ihtiyaç farklı sorular için ama daha böyle orijinal, daha böyle ne diyelim ona, yeni tip, yüzden yeni nesil YÖS sorularına ihtiyaç var. Çünkü artık son sınavlar bize bunu gösterdi. Evet. Tabii ki imkanlar dahilinde daha farklı kitaplar alırsanız eğer daha faydalı olacağı yönünde bir görüşüm var. Tek kitaptan çalışırsak eğer tek düze bir
soru çözüm mantığını kapıyoruz. Farklı yayın evlerinin kitaplarını alırsanız eğer tahmin ediyorum daha da faydalı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.